Merhaba değerli öğretmenler. Birinci ünitedeki kavramları sırayla incelemeye devam ediyoruz. Sıradaki kavramımız ise yaşantı olacak. Hatırlayın bakalım önceki videolarda yaşantı kavramı nerede karşımıza çıkmıştı? Tabii ki de cevabınızı duyar gibiyim. Eğitimin tanımında çıkmıştı. Ne demiştik biz eğitimin tanımında? Bireyin kendi yaşantısı yoluyla gerçekleşir demiştik. Peki nedir bu yaşantı? Aslında günlük hayatta da sık kullandığımız bir kelimedir. Yaşadım, yaşanmışlıklarım var, yaşayacak günlerim var. Bu yaşantı ne? Tam tanıma baktığımızda yaşantıyı şöyle ifade ediyorlar. Bireyin çevresiyle girdiği etkileşimler ve bu etkileşimlerden onda kalanlara yaşantı denir. Ama biz kısaca bireyin çevresiyle girdiği etkileşimler diyebiliriz yaşantı dediğimiz şeye. Hatta bakın şu anda ben bir süre geçirdim burada. Ekranda sizlerle, ortamda stüdyodaki ekipmanlar ve arkadaşlarımızla etkileşime girdim. Bir yaşantı geçirdim. O zaman tanıma dönecek olursak kendi yaşantısı yoluyla diyerek neyi kastediyordu Ertürk Hoca? Burada diyor ki eğitim gerçekleşecekse birey eğitimin verildiği ortam ya da eğitimi verenlerle etkileşime girmeli. Ha bazen dinleyerek olur bu, bazen izleyerek, bazen konuşarak, bazen yaparak, yaşayarak. Çevreyle geçirdiğimiz etkileşimler yaşantıdır. Amma ve lakin dönüp geçmişe baktığımızda bazı şeyleri hatırladığımızı, bazılarını hatırlayamadığımızı görürüz. Hatta bazı yaşantılar bizde değişim oluşturmuşken bazıları hiçbir değişikliğe sebebiyet vermemiştir. İşte burada eğitimciler yaşantıyı ikiye ayırmışlar. Bir yaşanılmış yaşantı var, bir de kazanılmış yaşantı var. Geçirdiğimiz bütün yaşantılar yaşanılmış yaşantıdır. Adı üstünde yaşanılmış. Yaşadık biz bunu artık. Ancak bir yaşantının sonucunda bizde bir öğrenme meydana geliyorsa, bir davranış değişimi oluşuyorsa bu kazanılmış yaşantıdır. Ayrım bu kadar basit. Bir şey geçirdik, bir yaşantı geçirdik. Sonunda öğrenme meydana geldiyse kazanılmış yaşantı, ama sonunda öğrenme meydana gelmediyse o artık yaşanılmış yaşantı olarak kalıyor. Örneklendirelim. Ahmet isimli bir öğrencimiz var. Matematik dersinde sınıfta durdu. 20 dakika vakit geçirdi. Hiçbir şeyle ilgilenmedi. Hiçbir şey öğrenmeden bu 20 dakika bitti. Bu 20 dakikalık süreç yaşanılmış yaşantı olarak kalır. Ancak Ahmet 20 dakikanın sonunda çarpanlara ayırma ile ilgili bazı bilgiler öğrendi. Bak bir şey öğrendi artık. Bir davranış değişti. Ne meydana geldi? Kazanılmış yaşantı meydana geldi. Ayrımı buradan yapacağız. Sonunda öğrenme meydana gelmiş mi, gelmemiş mi? Buna bakacağız. Burada hatta hemen sevgili Burak Kut'un şarkısını hatırlayalım. Yaşanmış yaşantıda aklımıza gelecek şarkı nedir? Yaşandı bitti saygısızca aldatmanın tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda, ben inanırım haydi zıpla. Bu şarkıyı YouTube'dan araştıran arkadaşlarım muhtemelen yeni nesil öğretmenlerimiz. Ama bu şarkıyı ben hatırlatırken kendisi de mırıldanmaya başlayan, aa böyle şarkı mı varmış demeyen ve şarkıyla ilgili bir gençlik geçirmiş öğretmenlerim ise sağ olsun Cumhuriyet'in ilk yıllarında kuruluşa şahitlik etmişler. İyi ki varlar, Cumhuriyet'imizin kuruluşunda bizlere destek vermişler. Bu öğretmenlerim için özel bir tavsiyem var. Her cuma günü BİM'de aktüel günü Canpet yetişkin bezlerinde indirim oluyor. Bu yaştan sonra illaki ihtiyaç olur yetişkin bezlerine. Gülerken falan kaçırırsınız. Bundan muhakkak yararlanın. Cuma günü fırsatlarını kaçırmayın. Bak yaşandı bitti saygısızca. Hiçbir şey kalmadı. Bitti gitti. Amma ve lakin öğrenme meydana getirdi. Kazanılmış yaşantı. Şimdi örnekler üzerinden devam edelim. Çıkmış sorudaki örnekleri kullanalım hatta. Diyor ki çıkmış sorulardaki birkaç maddede verdiği örneklerde. Akşam dövüş filmi izleyen Ali okulda arkadaşlarına orada gördüğü hareketleri yaparak göstermiştir. Şimdi Ali'nin dövüş filmi izlemesi bir yaşanılmış yaşantı. Ancak bunun sonucunda oradaki hareketleri öğrenmesi ve bunları gösterebilmesi kazanılmış yaşantıya dönüştüğünün kanıtıdır. Çünkü bir öğrenme meydana gelmiş. Sadece izleyip bıraksaydı bu yaşanılmış yaşantı olurdu. Ama sonucunda hareketleri öğrenmesi ve gösterebilmesi bir kazanılmış yaşantı olduğunu bize göstermektedir. Mesela diyor ki Sertaç model aldığı satranç ustasının hamlesiyle oyuna başlar. Şimdi bir satranç ustasını izlemesi yaşanılmış yaşantı. Bu kadar kalsaydı, izleyip bıraksaydı yaşanılmış yaşantıydı. Ama bunun neticesinde onun hamlelerini öğrenmesi ve uygulamaya başlaması artık ne olduğunu gösterir? Kazanılmış yaşantı olduğunu gösterir değerli öğretmenler. Yakınlarını cinayette kaybeden Fatma, gazete okurken ilk önce 3. sayfa haberlerine dikkat etmektedir. Şimdi yakınlarını cinayette kaybetmesi yaşanılmış yaşantı. Bu kadar olsaydı olay
bu sınıfta ele alacaktık. Ama bunun neticesinde artık 3. sayfa haberlerine dikkat eder hale gelmiş. Bir öğrenme meydana gelmiş, bir davranış değişikliği oluşmuş. Bu kazanılmış yaşantı olarak isimlendiriliyor. Ama diyor ki mesela Ebru ders arasında arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflara baktı. Baktı. Ne oldu? Baktı. Fotoğraflara baktı. Bir davranış değiştirdi mi? Cümlede böyle bir ibare yok. Bir öğrenme meydana getirdi mi? Cümlede böyle bir ibare yok. O zaman bu ne olarak kalır? Yaşanmış yaşantı olarak kalır. Yani özüne inecek olursak öğretmenlerim, geçirdiğimiz her türlü yaşantı bir yaşanmış yaşantıdır. Bunlardan bazıları bizde öğrenme meydana getirerek neye dönüşür? Kazanılmış yaşantıya dönüşür. O zaman şöyle belirtelim. Eğer bir yaşantıyı geçirdikten sonra bizde öğrenme meydana getiriyorsa o yaşantı artık kazanılmış yaşantıya dönüşmüştür. Burada soracağımız soru da çok basittir. Diyeceksiniz ki ne olmuş? Ne olmuş sorusunu alacağımız cevap ne? Bir öğrenme meydana geldi mi? Bir davranış değişimi yaşandı mı? Yaşanmadıysa öğrenme yoksa yaşanmış yaşantı olarak kaldı. Ama bir öğrenme, bir davranış değişimi meydana geldiyse kazanılmış yaşantı olarak artık bir isimlendirme aldı. Yaşıyoruz, yaşanılmış yaşantı oluyor. Öğrenme meydana getirirse kazanılmış yaşantıya dönüşüyor. Başka bir örnek. Yolda gidiyordum, Şükufe ile karşılaştım. Ne olmuş? Karşılaştım. Hayatın seyrinde meydana gelen bir durum. Bu yaşanılmış yaşantı. Ama deseydi ki, acaba bir daha denk gelir miyiz diye hep o yoldan geçmeye başladım. Bu ne olurdu? Buna yavşaklık denir aslında. Ama tabii ki biz burada eğitsel ve bilimsel bir cevap vermemiz gerektiği için artık ne yapmışım? Şükufenin geçtiği güzergahı öğrenmişim. Bir daha onunla denk gelir miyim diye bir davranış değiştirmişim kendimde. Bir neye dönüştü? Öğrenmeye, yani kazanılmış yaşantıya dönüştü. Ayrımı buradan yapacağız. Bir şey geçirdi çocuk, öğrenme meydana getirmediyse, kalıcı izli bir davranış değişikliği oluşturmadıysa yaşanılmış yaşantıdır. Ama çocuk da bir öğrenme meydana getirdiyse kazanılmış yaşantıdır. Ayrım bu kadar. Soru kalıbını da aslında örneklendirmiş oldum bir yandan. Soru muhtemel şöyle sorulur burada. Aşağıdakilerden hangisi bir kazanılmış yaşantıdır ya da değildir? Ya da tam tersi, aşağıdakilerden hangisi bir yaşanılmış yaşantıdır ya da değildir? Tabii öğretmen olarak bizim için önemli olan yaşantı hangisidir? Kazanılmış yaşantıdır değerli öğretmenler. Çünkü bizim sınıflara girme sebebimiz, bu çocuklara bir eylemde, bir faaliyette bulunma sebebimiz, onlarda öğrenmeler, yani kazanılmış yaşantılar meydana getirmek içindir. Ki günümüzde öğretim programlarında biliyorsunuz kazanım diye bir ifade var. Nereden geliyor bu? İşte buradan geliyor. Kazanılmış yaşantı. Yani ben bu davranışı kazandım artık. Ben bu davranışı öğrendim. Evet, adım adım ilerliyoruz. Şimdi yaşantı kavramını geride bıraktık. Sırada diğer bir kavramımız üniteyle ilgili öğretim olacak. Evet değerli öğretmenlerim, sıradaki kavramımız öğretim olacak. Hatta bu da bizim derslerimizden birinin adında geçiyor. Öğretim ilke ve yöntemleri diyorduk hatırlarsanız ilk haftaki, daha doğrusu ilk videodaki tanıtımımızda. Peki bu öğretim ne demek? Yine eğitim kelimesi için öğretmenler adına kıymetli bir kavram. Hayatlarında çok kullandıkları bir kavram. Hatta dikkat edin, eğitim öğretim sezonu deriz. Eğitim öğretim kurumu deriz. Eğitim öğretim faaliyetleri deriz. Sadece eğitim ya da sadece öğretim deyip geçmiyoruz. Birlikte kullanmamızın belli sebepleri var. Tanımlamanın sonunda da buna muhakkak döneceğiz. Şayet köy kahvesinde bunu tanımlıyor olsaydım eşe dosta ben, şöyle tanımlardım öğretim kavramını: öğretmenin planlı ders işlemesi. Ha hocam diyebilirsiniz, ya kahvede niye böyle bir konu konuşuyorsunuz arkadaşlarınızla? Yani konuşmuşluğumuz olabilir. Ne yapacaksın? Orada bir vakit geçireceksin yani. Yeri gelir goy goy da konuşursun. Yeri gelir ciddi konularda konuşursun. Yeri gelir ülkeyi kurtarırsın. Yeri gelir şampiyon olursun. Ay'a çıkarsın, Mars'a gidersin. Olur bunlar yani. Olmaz değil. Hayatta hiçbir şey olmaz diye düşünmeyeceksin. Ancak bizden kitabi bir tanım, yani teorik bir tanımlama isteyecektir ÖSYM. Öğretim kelimesini nasıl tanımlıyoruz ya da kavramını? Öğretim, bireyin öğrenmelerini yönlendirme sürecidir. Bireyin öğrenmelerini yönlendirme sürecidir. Tam olarak budur. Bak kelime falan eksiltme. Öğretim kavramının tanımı neymiş? Bireyin öğrenmelerini yönlendirme sürecidir. Tam alacaksın. Kıymetli bir kelime bile kıymetli bu tanımda. Buradaki birey öğrencileri kastediyor. Yönlendiren kim? Öğretmen. Nereye yönlendiriyor? Kazanımlarına, amaçlarına doğru yönlendiriyor. İşte bu faaliyetlerin geçtiği süre, yani süreçte öğretim kavramı olarak tanımlanmış.
Burada öğretim kavramının öğretmen tarafından yönlendirilen bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Öğretmen tarafından gerçekleştirilen bir süreç olduğunu görüyoruz. O yüzden biz öğretimle ilgili ne diyebiliriz değerli öğretmenlerim? Hemen burada belirtelim. Bir kere planlı bir faaliyet. Öğretmenler bu yönlendirme sürecini gelişigüzel yapmazlar. Ders planlarıyla, yıllık planlarıyla planlı bir şekilde gerçekleştirirler. Sistemli bir faaliyet. Profesyonel süreçlerde, profesyonel ortamlarda, profesyonel materyal ve programlarla gerçekleştirilir. Bunun yanında profesyonel bir kişi tarafından gerçekleştirilir. Gidip de sokaktan geçen bir vatandaş öğretim veremez bize. O işin ehli yani profesyoneli, pedagojik formasyon sahibi kişisinin olması gerekir öğretim gerçekleştirmesi için. Lakin bu tanımdan bir nokta var. Bakın maviyle çerçeve içine almışım. Bireyin öğrenmelerini yönlendirme ifadesi. Buna da ne diyorlarmış? Öğretme kavramı diyorlarmış. İsmimiz de ünvanımız da oradan gelmiyor mu zaten? Öğretmen, öğreten kişi manasında öğretme kavramı neymiş? Bireyin öğrenmelerini yönlendirme işi. Bu işin yapıldığı sürecin adı da öğretim. Yani öğretim kavramını kısaltmam gerekirse öğretme sürecidir. Böyle kısacık söyleyebiliriz. Şimdi sizler de seneye göreve başladığınızda sınıflara gireceksiniz ve haliyle ne yapacaksınız? Öğretim yapacaksınız. Her şeyi planladın, çok güzel, sistemli bir faaliyet. Teneffüs zili çaldı, ilk dersin bitti. Sınıftan çıkıyorsun. Düşünmemiz gereken şu. Öğretmen sınıftan çıktıktan sonra, yani derse ara verildikten sonra öğretim devam eder mi, biter mi? Biter. Çünkü öğretim profesyoneller tarafından sağlanan planlı bir süreçtir. Zamanla ve mekanla sınırlıdır. O plan dahilindeki ders saatiyle, ders ortamıyla, öğretmenin eşlik ettiği süreyle sınırlıdır. Çünkü bir yönlendirmeye ihtiyaç duyar profesyoneller tarafından. Bundan dolayı biz öğretim kavramı için şunu diyebiliriz. Formal eğitimin uygulama şeklidir. Hatırlayın eğitim türlerinden bahsetmiştik önceki videolarda. Eğitim ikiye ayrılır demiştik. Plansız yapılıyorsa informaldi, planlı yapılıyorsa formaldi. Formal eğitim bir eğitim türü. Öğretim ise onu uygulama şeklim. Ben formal eğitimi nasıl gerçekleştiriyorum? Öğretim yoluyla gerçekleştiriyorum. Hatırla orada da söylemiştim sana. Ne demiştim? Formal eğitim öğretim yoluyla gerçekleştirilir. İnformal eğitim ise daha çok gözlem taklit gibi gelişigüzel süreçlerle gerçekleştirilir. Unutma, öğretim formal eğitimin uygulanma şeklidir. Peki gelin bir de biz bu öğretim kavramını eğitim kavramıyla kıyaslayalım o zaman. Öğretim dedik planlı, sistemli, profesyoneller tarafından uygulanır. Zaman ve mekanla sınırlıdır ve formal eğitimin uygulama şeklidir. Zaten bir eğitim öğretim faaliyeti planlıysa zamanla mekanla sınırlıdır değerli öğretmenler. Neden? Öğretmenin eşlik ettiği zamanla, planda belirtilen zamanla, planda belirtilen ortamla sınırlıdır. O yüzden planlıdır zaten. Biz o sınırı koymak için plan yapıyoruz. Ancak eğitimde böyle bir şey yok. Teneffüs zili çaldığında öğretmen sınıfı terk ettiğinde evet öğretime ara verilir ya da biter o günlük. Ancak eğitim bitmez. Çocuklar kendi aralarında informal yolla da bazı yaşantılar geçirmeye, bir şeyler öğrenmeye devam ederler. O yüzden eğitimi biz planlı ve plansız tüm süreçler olarak ele alırız. Bundan dolayı da yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bir zaman ve mekanla sınırlı değildir eğitim dediğimiz ana kavram. İnsan doğduğu andan öleceği ana kadar ne yapar? Sürekli bir şeyler öğrenir. Bazen formal yolla öğrenir, bazen informal yolla öğrenir. O yüzden eğitim yaşam boyu devam eder. Ne diyor filmde? Çok güzel bir ifade kullanıyor. Birinci sınıf filmin adı bu arada. Yani ilkokul 1'i kastediyor. İzlemeyenler için tavsiye ederim. Kulaklarımız toprak dolana kadar öğreneceğiz. Nerede kulaklarımıza toprak dolar? Mesela dolar milyarderi olsaydık muhtemelen Miami sahillerine dolardı. Bizler için mezarda. Kulaklarımıza toprak dolacak. O zamana kadar öğreneceğiz. Tabii ondan sonra da bir şeyler öğreneceğiz diyorlar ama onu yaşayarak göreceğiz değerli öğretmenler. Eğitim yaşam boyu devam eder. Kulaklarımız toprak dolana kadar biz bir şeyler öğreniriz. O zaman ikisini kıyaslayacak olursak bu tanımlamalardan hareketle ne demeliyiz? Öğretim sadece planlı bir süreci kasteder. Eğitim hem planlı hem de plansız tüm süreçleri kasteder. O zaman eğitim öğretimi de içine alan daha geniş bir kavramdır diyoruz. Şimdi öğretim kavramıyla ilgili bize sorabileceği ne? Onu ele alalım.
ÖSYM'nin doğrudan bu kavramı sormasını çok beklemiyorum ben değerli öğretmenlerim. Yani çünkü çok detay bir kavram olur. Sormak da biraz detaya zorlamak olur ama tabii soramaz mı? Her şeyi sorabilir ÖSYM. Bu tarzımı unutmayın. Yani hiçbir şey çıkmaz demem. Bu kesin çıkar da demem. İhtimaller konuşurum. Bu daha düşük ihtimal çıkar. Bu daha yüksek ihtimal çıkar. Çünkü eğitim bilimleri testidir. Bu adam kafasına eser istediğini sorar. Öğretim kavramını doğrudan kavram olarak sormasını çok beklemem. Peki hocam niye anlattınız bunu diyebilirsiniz. Çünkü bu kavramı kullandıracak sana ÖSYM. Senin artık şunu diyebilmen lazım. Öğretim planlı, sistemli, profesyoneller tarafından yapılan bir süreçtir diyebilmen lazım. Çünkü soruda sana diyecek ki işte Fatma öğretmen öğretim faaliyeti gerçekleştirmiştir. Cümle bu kadar. Senin bu cümleden anlam çıkartmanı isteyecek. Sen artık ne anlamı çıkartmalısın? Ne faaliyetiymiş bunlar? Öğretim faaliyetiymiş. Başına öğretim eklendiği için ben bu faaliyetler adına ne diyebilirim? Demek ki planlı faaliyetler. Unutma, öğretim kelimesini gördüğünde orada planlı bir iş yapıldığını direkt aklımıza getirelim. Bu kavramı da bize cümle içinde böyle kullandıracaktır. Peki baştaki soruma geri döneyim. Okullara niye eğitim öğretim kurumları diyoruz? Milli eğitim okullarına ya da kolejlere eğitim öğretim kurumu denir. Ama dershanelere sadece özel öğretim kurumu denir. Bak eğitim geçmiyor işin içinde. Sebep ne? Öğretim planlı faaliyetler. Okullarda ders saatleri içerisinde veya işte planlanmış süreçlerde planlı faaliyetler yani öğretimler gerçekleştirilir. Ama okulun bir de teneffüsleri vardır. Ders araları vardır. Okula giriş ve çıkış anları vardır. Okullarda öğretmenler planlı şekilde öğretim yaptıkları gibi aynı zamanda bu planlanmış süre dışında kalan zamanlarda da çocuklara informal yollarla bazı öğretileri kazandırmaya çalışırlar. İşte teneffüsteki hareketini görüp çocuğu uyarabilir. Ona güzel ahlak, güzel davranış kazandırmak için bazı öğretiler sunabilir. Yani okullarımızda hem planlı öğretim faaliyetleri gerçekleşiyor hem de informal eğitim yoluyla öğretmenler çocukların davranışlarını belli bir kalıba, işte toplumsal değer ve norm kalıplarına sokmaya çalışıyor. O yüzden okullar eğitim öğretim kurumlarıdır. E hocam dershane niye özel öğretim kurumu sadece? Çünkü dershanenin işi olmaz. Teneffüste sen ne yapmışsın, girişte çıkışta ne yapmışsın? Hatta KPSS kurslarından örnek vereyim. Öğrenciler gelir bizden bazen çakmak ister, bazen sigara ister. Şimdi normalde okulda böyle bir şey yapabilir misin? Ya hoca patlat bir tane de yakalım şurada efkarımız dağılsın. Hayır. Ama dershanede biz bununla ilgilenmeyiz. Dershane özel öğretim kurumudur. Dershanede amaç sana o dersin sınava yönelik olarak gerekli bilgilerini, pratiklerini öğretmektir. Dershanelerde sadece bu bilgiler öğretildiği için dershaneler özel öğretim kurumu olarak karşımıza çıkmıştır. Unutma, öğretim planlı bir kavram ve eğitimin içindeki bir bölüm. Neye karşılık gelen bir bölüm? Formal eğitimin uygulama şekline karşılık gelen bir bölümdür değerli öğretmenlerim. Evet, bu videomuzda sizlerle yaşantı ve öğretim kavramlarını sırasıyla ele aldık. Bir sonraki videoda muazzam bir kavram, soru değeri var. Kültürü inceleyeceğiz. Orada görüşmek üzere.